Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Soru çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda da sizlere Osmanlı kuruluşa dair hem bilgi soruları hem yorum sorularını birlikte çözeceğiz. Ve elimden geldiğince bir soruya dair ne kadar bilgi elde edebilirsek farklı farklı bilgileri de vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir yorum sorusu arkadaşlar. Paragrafı okuyalım. Orhan Gazi Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayınpederi olan Kanta Kuzen'e yardım etmiş ve tahta geçmesini sağlamıştır. Farkındaysanız burada demek ki Bizans'ta bir iç karışıklık var ve Orhan Gazi de bu iç karışıklıktan faydalanıp kendine daha yakın olacağını düşündüğü Kanta Kuzen'e yardım ediyor ve onun tahta geçmesini sağlıyor. Daha sonra Balkan topraklarına zor durumda kalan Bizans, Sırplara karşı Orhan Gazi'den yardım istemiş ve yardımlarına karşılık olarak da Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir. Farkındaysanız Osmanlı yine Bizans'ın zor durumda kalmasından faydalanıyor ve onlara yardım ediyor ama karşılığında da Çimpe Kalesi'ni alıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti buraya yerleşmiş ve Rumeli'de ilerlemek için bir üs olarak kullanmıştır. Evet, Çimpe Kalesi gerçekten bizim için önemlidir. Çünkü bir üs olarak kullanıldığı için devamında da Rumeli'deki fetihler açısından çok çok önemli bir yere sahiptir. Şimdi hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Kantakuzen Osmanlı desteğiyle Bizans'a imparator oldu. Evet, buna ulaşabiliriz. Ne diyor? Kantakuzen'e yardım etmiş, tahta geçmesini sağlamış. Doğru, Osmanlı desteğiyle tahta geçiyor, imparator oluyor. Bizans ve Osmanlı işbirliği yaptı. Evet, ne diyor? Zor durumda kalan Bizans, Sırplara karşı Orhan Gazi'den yardım istiyor. Orhan Gazi yardım ediyor. Karşılık olarak da Çimpe Kalesi'ni veriyor. Demek ki burada bir işbirliği söz konusu arkadaşlar. Buna da ulaşabiliriz. Türklerin Balkanlara kalıcı olarak yerleştiği. Bakın bu en kuvvetli çeldiricidir. Birçok kişi buna doğru cevabını veriyor. Hayır arkadaşlar. Bakın ne diyor? Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiş. Buraya yerleşmiş ama yerleştiği yer Çimpe Kalesi. Rumeli'de ilerlemek için üst olarak kullanılmış. Yani şu an Balkanlara kalıcı olarak yerleşmiştir diye bir şey yok. Evet, kalıcı olarak yerleşmek istiyor. Ama kesinlikle kalıcı olarak yerleşmiştir diye bir şey diyemeyiz. Sadece ilerlemek için üst olarak kullanmış. Bize şöyle deseydi, Balkanlarda kalıcı olarak yerleşmeyi istemektedir. Evet, onu bir nebze de olsa doğru olarak kabul edebilirdik. Niye? Çünkü öyle bir amacı var ki Çimpe Kalesi'ni üst olarak kullanıyor. Ama burada kalıcı olarak yerleştiği derken sanki bir olay olmuş bitmiş de biz garanti olarak oraya yerleşmişiz gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden bu seçenek doğru değildir. Çünkü farkındaysanız buna göre diyor. Yani bu parçaya göre yorumlaman istiyor. Bu parçadan da böyle bir şey çıkamaz arkadaşlar. Cevabımız 1-2 olur. Dikkat edin. Gelelim ikinci soruya. Buna göre Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat aşağıdaki yerlerden hangisini Kayboyu Bey'i Ertuğrul Gazi'ye kılıç hakkı olarak vermiştir? Kılıç hakkını artık arkadaşlar öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Ama bir kez daha bahsedecek olursam kılıç hakkı arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan tarafından ortaya çıkartılan bir şeydir. Ve burada da amaç şudur. Fethedilen yer fetheden komutana aittir. Peki bunun asıl sebebi nedir? Bir, fetihleri hızlandırmak. İki, fetih hareketlerini daha efektif bir şekilde sağlamak. Üç, Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmak için böyle bir hamlede bulunmuştur. Demek ki o zaman Alaaddin Keykubat da Ertuğrul Gazi bir yeri almış ve ona kılıç hakkı olarak vermiştir. Ne diyor? Zaten üstte de veriyor, bilgiyi vermiş. Yeni fethedilen bir yerin yönetimin o yeri fetheden komutana verilmesi anlayışına kılıç hakkı denir. Dediğim gibi Alparslan tarafından başlatılıyor. Amacının da fetih hareketlerini hızlandırmak olduğunu bilin. Bu soru arkadaşlar bilgi sorusudur. Ertuğrul Gazi Karacadağ bölgesini almıştır. Bunun sonucunda da orayı fethettiği için zaten Alaaddin Keykubat tarafından kılıç hakkı olarak Karacadağ Ertuğrul Gazi'ye verilmiştir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Üçüncü soruyla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin İskan siyasetini uygulamasını sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Öncelikle bir İskan siyasetinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi İskan siyaset dediğimiz kavram şudur. Osmanlı geldi burayı fethetti diyelim. Ve buradakilerin hepsi mantıken fethettiği için çoğunlukla daha doğrusu gayrimüslim oluyor. Şimdi burada Türkler azınlıkta. Buraya biz sadece Türk askerlerini koyarsak yine azınlığa düşecek ve ileride bunların isyan çıkarma ihtimali söz konusu ya da Türklerin ya da Osmanlı Devleti'nin buraya istediğini yaptırması daha düşük bir ihtimal olacak. Çünkü sonuçta yabancı bir millet olmuş oluyor. O yüzden Osmanlı ne diyor? Osmanlı arkadaşlar şöyle bir politika yoktur. Mesela dikkat edin, Moğol devletlerinde genelde fethettiği yeri yakıp yıkmışlardır. Ama Osmanlı'da öyle bir şey yoktur. Osmanlı geldi burayı fethetti ve diyor ki ben diyor burada kalıcı olmak istiyorum diyor. Artık bura benim topraklarım.
kaynaklarım diyor. Ama diyor ben bir ömür boyunca sadece gayrimüslimlerin olduğu bir yerde egemenlik haklarımı genişletemem ya da hüküm süremem. Bana isyan etme riskleri var. Sonuçta bakış açımız, dinimiz ya da ırkımız farklı diyor. Hal böyle olunca ne oluyor? Buraya Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirdiği Türkleri yerleştiriyor. Bunun da en büyük katkısı arkadaşlar, dediğim gibi Türkler geliyor buraya yerleşiyor ve artık azınlık nüfus, yani gayrimüslim nüfusu birazcık daha azalmış oluyor. Türklerin nüfusu artmış oluyor ve bir denge sağlanmış oluyor. Hal böyle olunca da Osmanlı gözü arkada kalmamış oluyor tabiri caizse. Buradaki isyanları falan engellemiş oluyor ya da burada yaşayan halkın devlete ait desteğini artırmış oluyor. Bu bizim için önemli bir kavramdır. Şimdi bakalım Osmanlı ordusuna lojistik destek sağlanması. Evet, az önce de bahsettik. Burada sadece gayrimüslimler olsaydı Osmanlı istediği desteği göremeyecekti. Ya da burayı fethetmek istediğine gözü arkada kalacaktı. Çünkü her an isyan olabilirdi. Ama burada kendine ait ya da kendine güven veren insanları, kendi ırkından, dininden insanları yerleştirdiğinde onlar da dolayısıyla Osmanlı lojistiğine, askeri sistemine destek sağlıyor. Hal böyle olunca da destek sağlamış oluyor. Doğru. B şıkkına bakalım. Gayrimüslim tebaa arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması. Hayır arkadaşlar, bakın böyle bir şey yok. Yani böyle bir amacımız zaten yok. Çünkü gayrimüslim tebaa arasında biliyorsunuz Ortodoks var, Katolik var, Protestan var. Yani bunların arasında kültürel farkları ortadan kaldırma gibi bir amacımız yok ki. Zaten Osmanlı kültürel farklılıklara saygı duyan bir millettir. Daha doğrusu devlettir. Hal böyle olunca Osmanlı'nın kültürel farkları ortadan kaldırıp tek bir kültür haline getirelim, tek bir millet haline getirelim diye bir amacı yoktur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır. Şimdi buradaki en kuvvetli çeldiricilerden birisi de C şıkkıdır. Anadolu'daki sosyal çalışmaların azalması. Öğrenci diyor ki ya diyor İslam politikasıyla diyor sosyal çalışmaların azalmasının ne alakası var? Arkadaşlar şöyle düşünün, burası Anadolu ve burada bir tane çiftçi var. Bu çiftçi ekiyor, biçiyor, örnek veriyorum. Burada da örnek veriyorum, bir terzi var. Sallıyorum, burada da işte bir ayakkabıdan anlayan biri var. Burada da hayvanlara bakan biri var. Bunların tamamını götürmese bile sonuçta bunların bir kısmını alıyor ve otomatikman ne oluyor? Fethettiği yerlere yerleştiriyor. Burada zaten sosyal çalışmalar otomatikman, yani zaten sosyal çatışmalar azalmış oluyor. Niye? Çünkü buradakiler farklı düşüncelerde olabilirdi. Hal böyle olunca bunların farklı çatışmalarını önlemiş oluyoruz. Şimdi buradaki bir diğer mantık da şudur. Osmanlı bu dengeyi o kadar iyi bir şekilde sağlamıştır ki Osmanlı iki tane eğer ki kavgalı bir aile varsa bu kavgalı olanlardan birini alır ve götürür, genellikle buraya yerleştirir. Bu ikisi neydi? Kavgalıydı. Mesela aşiret kavgaları gibi düşünün. Bir aşiret üyelerini götürüyor, buraya yerleştiriyor. Ve artık burada çatışma olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Dediğim gibi çatışmaların azalmasının en büyük nedeni genellikle kavgalı olan aileleri seçerdi ve sorunlu aileleri seçerdi. Diyelim bu adamın hiçbir zararı yok, kendi işinde gücünde, bu zaten burada kalırdı. Ama sorun yaşayan iki aile ya da sülale vesaire varsa bunlardan birisini götürür oraya yerleştirirdi. Hem bu buraya gelsin, uyum sağlasın, buranın Türkleşmesini artırsın ya da işte gayrimüslim sayısıyla eşitlensin diye. Hem de artık bu bölgede biraz daha huzur sağlansın ve çatışma olmasın diye. O yüzden çatışmalar azalmış mıdır? Evet, azalmıştır, haberiniz olsun. Yeni fetihlere zemin hazırlanması. Evet, bu da dolaylı olarak etkiler. Nasıl, az önce de anlattım. Burayı fethetti. Şimdi burayı fethetmesi için gözünün arkada kalmaması gerekiyor. Daha rahat, emin adımlarla gitmesi gerekiyor. Ya da burayı dolaylı olarak bir üst olarak kullanması gerekiyor. Az önce ne dedik? Lojistik desteği sağlıyor. Yani burada bir askeri üst kurması gerekiyor. İskan politikasında buna katkısı vardır. Daha rahat bir şekilde fetih etmesini sağlamıştır. Fethedilmesini sağlamıştır diyebiliriz. Şıkkı konar göçer Türkmen'in yerleşik hayata geçirmesi. Evet, az önce ne anlattık? Burada bayağı kurulu düzeni olan bir adamı zaten kalkıp da buraya götürmüyor. Daha çok konar göçerleri götürüyor. Çünkü bu adam burada yerleşik bir hayatı var. Ama konar göçerde biliyorsunuz genellikle çadır hayatı yaşıyor. Bir gün burada, sonrasında buraya gidebiliyor. Ve bu adamın buraya götürdüğünde alıp bir daha buradan buraya götürmekle uğraşmıyor. Çünkü zaten bunun amacı gelip buranın Türkleşmesini sağlamak. Türkleşmesini sağlayabilmek için artık burada ne oluyor? Kalıcı hale gelmiş oluyor. Yani yerleşik yaşama geçmesi sağlanmış oluyor. Bu da bizim için, yani hem buranın Türkleşmesi açısından hem de konar göçer ailenin daha düzenli bir hayat yaşaması açısından olumlu bir özelliktir. Bu da vardır. Dediğim gibi arkadaşlar B şıkkı yoktur. A, C, D, E'ye ulaşabiliriz, haberiniz olsun. Gelelim şimdi sevgili arkadaşlar 3. soruya.
Pardon, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Verilen savaşlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir soru var. Arkadaşlar çok kaliteli bir sorudur. Yani tek bir soru içerisinde size tüm savaşları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Sırp Sındığı, Nibolu Savaşı, 1. Kosova, 2. Kosova diye gidiyor. Şimdi arkadaşlar Sırp Sındığı Savaşı Haçlılarla yapılan bir savaştır, haberiniz olsun. Yine Nibolu Savaşı da Haçlılarla yapılmıştır. 1. Kosova Savaşı arkadaşlar Sırp Prens Lazar tarafından, yani Lazar önderliğindeki bir Balkan Birliği kuruluyor ama bu Sırp bir önderdir ve 1. Murat arasında yapılmıştır. 2. Kosova'da da yine aynı şekilde Murat söz konusu arkadaşlar ve bu Murat'ın en önemli şeyi, yani burada savaştığı millet aslında Macarlardır. Macarlar önderliğinde savaşmış oluyor. Ama bu ikisi arkadaşlar dediğimiz gibi Haçlılarla savaşıyoruz. Yani bunların aslında Türklerin Türklerle yaptığı savaşlar değildir. Biraz da dini nitelikli olan Haçlılarla ya da Sırplarla, Macarlarla yapılan savaşlardır. Şimdi Anadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır diyor. Arkadaşlar sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çünkü Anadolu'da Türk siyasi birliği ya da Anadolu'da genel olarak siyasi birliğin sağlanmasının bu savaşların hiçbiriyle alakası yoktur arkadaşlar. Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması Turnadağ Savaşı'yla, daha doğrusu Türk siyasi birliğinin sağlanmasından bahsediyorum. Turnadağ Savaşı'yla Yavuz Sultan Selim tarafından Dulkadir oğullarına son verilmesiyle olmuştur. İlerleyen konularda zaten göreceğiz. Ama tam anlamıyla derse o zaman da arkadaşlar bazı kaynaklar Ramazan oğullarının kendi isteğiyle Osmanlı'ya katılmasından bahsederler. Yani bazı kaynaklar savaş yoluyla derse yine diyorum Turnadağ Savaşı'yla Dulkadir oğullarına son veren Yavuz Sultan Selim zamanında olmuştur. Ama tam anlamıyla derse de Ramazan oğullarının kendi isteğiyle Osmanlı'ya katılmasıyla sağlanıyor. Yani bu savaşlarla hiçbir alakası yok. Kaldı ki biz şu an kuruluş dönemindeyiz. Bunlar da kuruluş savaşları. Benim bahsettiğim çok çok ilerisinden bahsediyorum. Yükselme dönemi ve sonrası için. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur diye bir ifade var. Evet arkadaşlar, Rumeli Beylerbeyliği Sırp Sındığından sonra kurulmuştur ve Murat tarafından, 1. Murat tarafından kurulmuştur, haberiniz olsun. Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşmiştir. Arkadaşlar Balkanlarda Türk hakimiyetinin tam olarak kesinleşmesi de 2. Kosova Savaşı'dır, haberiniz olsun. Bu da önemlidir. Balkanlar ne zaman kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir? 2. Kosova'nın alınmasıyla. Peki bize Anadolu ne zaman kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir derse o zaman da Miryo-Kefalon Savaşı'nı alacağız, haberiniz olsun. Bakın dediğim gibi bir sorudan elimden geldiğince farklı farklı bilgiler vermeye çalışıyorum. Osmanlı'nın İslam dünyasının itibarını artıran da arkadaşlar Nibolu'dur. Çünkü Nibolu dediğim gibi büyük bir Haçlı ordusuyla yapılmıştır. Ve burada az önce de söylediğim gibi dini nitelik biraz ön plandadır. Haçlılar Müslümanları Balkanlardan atmak adına ya da o civardan atmak adına savaşmışlardır. Ama tabii ki de burada büyük bir zafer elde edilmiştir. Hal böyle olunca bu durum İslam dünyasında da fazlasıyla dikkat çekmiştir. Ve Osmanlı itibarını artırmıştır. Balkanlarda Türklerin hakimiyet alanı genişlemiştir. O da arkadaşlar 1. Kosova. Çünkü biz ilk başta 1. Kosova'yı yapıyoruz. Oradaki egemenliğimizi genişletiyoruz. Sonrasında da 2. Kosova ile kalıcı hale getiriyoruz, haberiniz olsun. Ama ısrarla diyorum Anadolu'daki siyasi birliğin sağlanmasının bununla herhangi bir alakası yoktur. Eğer Türk siyasi birliği savaşla ne zaman sağlanmış derse Turna'da Yavuz Sultan Selim Dulkadiroğlan'a son verilmesi dersiniz. Ama tam anlamıyla derse Ramazanoğlan'ın Osmanlı'ya katılmasıyla deriz, haberiniz olsun. Şimdi 5. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Rumeli'de uyguladığı İskan politikası. Az önce arkadaşlar bu soruda anlattığım gibi İskan politikasından bahsediyor. Bölgede hangilerini sağladı söylemiyor. İslamiyet'in yayılması. Evet. Çünkü hep diyorum burada 10 tane gayrimüslim var. İslamiyet'i yayacak adam yok. Ama sen bunun arasına 3 tane, 4 tane, 5 tane mantıken Müslüman koyarsan İslamiyet daha hızlı gelir. Etnik yapının değişmesini. Evet. Eskiden burada örnek veriyorum hep farklı milletler vardı. Şimdi Türkler geliyor. Etnik yapı zaten değişiyor. Türk kültürünün yayılmasını. Bu da doğru. Çünkü burada yaşayan gayrimüslimler zaten Osmanlı tarafından yeni fethedilmiş. Yani bu zamana kadar hiç Türk kültürü nedir bilmiyor. Bilmediği bir şeyde kalkıp yayamaz ya da aktaramaz. Öyle bir amacı da olamaz. Ama sen buraya dışarıdan Türk getirdiğinde istersemiz o zaten kendi geleneğini, göreneğini eşine, dostuna, komşusuna yansıtacak ve Türk kültürü yayılmış olacak. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Tamam etkilidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. 1. Murat döneminde Osmanlı Devleti Rumeli'de hızla ilerlemiş ve bölgedeki birçok yeri topraklarına katmıştır. Az önce de anlattık, 1. Kosova ve 2. Kosova ile zaten fazlasıyla Rumeli'de ilerleme kaydedilmişti. Buna göre durumların oluşmasını ortam hazırlamıştır diyor. Pençik usulünün uygulanmasını. Evet arkadaşlar bunu kesinlikle alabiliriz. Peki pençik ne demektir? Arkadaşlar pençik
1 bölü 5 yani 5'te 1'i demektir. Savaşta elde edilen esirlerin 5 tane esirden bir tanesinin orduya katılması demektir. Genellikle gayrimüslimlerden seçilir. Çünkü genelde gayrimüslimler esir alınır. Peki pençik usulü bizim ne gibi avantajımıza yarıyor? Şimdi arkadaşlar burayı fethetti diyelim, örnek verelim 1. Murat. Tamam da fethederken burada asker kaybetmiyor mu? 10 tane askeri vardı, burayı fethetti. 3 kişi gitti, geriye 7 kişi kaldı. Ama şimdi devamında burayı da fethetmesi gerekiyor. Burayı fethedebilmesi için gitgide asker sayısını artırması lazım. Otomatikman ne oluyor? Şimdi diyelim tamam bir Türk aile çocuk doğurdu ama onun askere katılması en erken 12, 15, 20 sene sürüyor. O kadar zaman beklemesi mümkün olmadığı için taze kan arayışını bulunuyor. Ve diyor ki tamam benim esirlerim var. Ben bu esirlerden en azından bir tanesini devşirip eğitip orduya alırsam benim için iyi olacaktı. 50 tane esir alsam 10 tane hemen sıcak bir asker olacak. Hem buradaki kaybı yerine koymuş oluyor, hem sonraki seferler için de taze kan olmuş oluyor, haberiniz olsun. O yüzden pençik sistem uygulanması Osmanlı'ya yani doğru kullanıldığında çok fazla katkı sağlamıştır, haberiniz olsun. Ve bunu da sağlamıştır arkadaşlar. Yani birçok yeri topraklarına katabilmesi ve devam da ettirebilmesi için pençik usulü uygulaması gerekmektedir. Egemenlik alanının genişlemesi. Evet bu zaten çok bariz. Çünkü birçok yer eğer ki artmışsa, toprağına katmışsa egemenlik alanı sahası da genişlemiştir. Türk kültürü ve İslamiyet'in yayılmasını. Evet. Çünkü ne demiştik? Rumeli'de zaten genellikle gayrimüslimler ve Türk olmayanlar yaşıyor. Biz mantıken eğer ki Rumeli'yi fethedersek, az önce de anlattığımız gibi İskan politikasını uygularsak orada Türk kültürünü ve İslamiyet'i de yaymış oluruz. O yüzden buradaki Rumeli'de hızla ilerleyen seferler bu üç durumun tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Bunların oluşmasına ortam sağlamıştır, haberiniz olsun. 7. soruyla başlayalım arkadaşlar, devam edelim daha doğrusu. Buna göre 1. Murat döneminde Osmanlı'nın Anadolu beylikleriyle olan ilişkileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez diyor arkadaşlar, haberiniz olsun. 1. Murat Germiyan ve Hamit'ten çeyiz adıyla ve satın alarak Anadolu topraklarını genişletmiştir. Bakın sadece demek ki Osmanlı Devleti savaş yoluyla topraklarını genişletmiyormuş. Germiyanlardan ve Hamitlerden çeyiz adıyla satın alıyor toprağı. Böylelikle toprağını genişletmiş oluyor. Bu genişleme sonucu Osmanlı Anadolu'nun en güçlü devleti Karamanoğlu ile komşu olmuşlardı. Bu arada Karamanoğulları arkadaşlar aklınıza bulunsun. Osmanlı'ya en fazla zorluk çıkaran beyliktir. Çünkü en güçlü beyliktir. Bunlar kendilerini Türkiye Selçuklu'nun varisi olarak görürler. O yüzden Türkiye Selçuklu'nun olduğu yerde de Osmanlı egemen değil, biz egemen olmalıyız derler. Haberiniz olsun. Bu da önemli bir bilgidir. Vermek istedim. Not alın. Bu komşuluğun sul içine devam etmesi, rekabete ve çatışmaya dönmemesi için Murat Bey kızı Nefise Sultan Hatun, Karaman Şehzadesi Alaaddin Ali Bey'e vermiş ve iki beylik sülalesi arasında evlilik bağı kurulmuştur. Burada da amaç diyor ki dostane ilişkiler, bunun içine bir akrabalık bağı kurmak istiyor. Hal böyle olunca da kızıyla oğlunu, karşı tarafın oğlunu evlendirmiş. Anadolu beylikle ilişkilerde sulh yolu. Evet, ne dedik? Burada savaş istemiyor. Evlilik yoluyla sulh istiyor. Ya da burada kalkıp da direkt savaşla almıyor. Para vererek alıyor. Demek ki hep savaşı ön plana çıkarmıyor. Biraz da sulh istiyor. Bu doğru. Evlilik bağıyla iyi ilişkiler. Evet, zaten burada direkt geçiyor olduğu gibi. Şimdi C şıkkına bakalım. Türk beyleri rekabet ile çatışmadan kaçınılmıştır. Evet, çünkü zaten eğer ki rekabet etmek istese, çatışmak istese niye bunu parayla alsın? Param cebimde kalsın, gideyim öldüreyim der. Ya da niye en büyük rakip olan Karamanoğlu'na kızını versin ya da onun işte oğluyla evlensin vesaire. Yani gider direkt çatışır. Demek ki aslında hep rekabet çatışmada istenilmiyor. Karamanoğlu beyliğin gücünden çekinmektedir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış bir ifadedir. Yani burada amaç Karamanoğlu'ndan korktuğu için gidip evlendirmiyor. Diyor ki uzlaşıyla çözelim. Yani sulh yolunu seçelim. Onlar da Müslüman bizde, onlar da Türk bizde. Ne diye savaşalım? Ama bu korktuğu için, çekindiği için diye bir ibare yoktur. Zaten burada da öyle bir şey geçmiyor. Ne diyor? Sulh içine devam etmesi için. Ama bir milletin sulh istemesi illa korktuğu anlamına gelmez, haberiniz olsun arkadaşlar. Savaşmadan Anadolu'da toprak sahibi olunmuştur. Evet, az önce de anlattık. Germiyan ve Hamit'ten çeyiz adıyla alıyor. O zaman buna da ulaşabiliriz. Ama D şıkkına ulaşamayız, haberiniz olsun. Yine güzel yorum sorusuydu. Ankara Savaşı sonrası yaşanan gibi durumlardan hangileri Osmanlı veraset sistemiyle ilişkilidir? Veraset sistemi nedir? Tahtta bir tane padişah var. Padişah öldükten sonra onun yerine oğlu geçer. Bu veraset sistemidir. Babadan oğula şeklinde ilerlemiştir. Şehzade arasındaki taht kavgaları. Evet arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle alakalı. Niye? Hatırlarsanız ta ilk konularda da bahsetmiştim. Kut anlayışı var. Ve kut anlayışında ülke yönetme yetkisi Tanrı tarafından ya da İslamiyet'ten sonra Allah tarafından, örnek veriyorum,
Kaan'a, padişah ve onun oğullarına veriliyor. Şimdi diyelim ki bu baştaki kişi öldü. Biliyorsunuz Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşüyor. Timur'a esir düşünce ne oluyor? Orada bir fetret devri başlıyor. Fetret devri de ne demek? Onun oğullarının kendi arasındaki mücadeleleri. Peki niye taht kavgaları yaşanıyor? Çünkü bu diyor ki ya diyor toprak benim hakkım. Bu diyor benim de hakkım. Bu diyor benim de hakkım. Bunlar da hal böyle olunca hepsi kendi hakkını istediği için kalkıp hepsi de padişah olmak istediği için birbirleriyle sürekli mücadele halindeler. Bu da neye yol açmış oluyor? Taht kavgalarına yol açıyor. Evet. Zaten bu veraset sistemiyle ilişkilidir. Çünkü bu anlattığım veraset sistemiydi. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması. Hayır arkadaşlar, bu veraset sistemiyle alakalı değildir. Bu siyasi birlikle alakalıdır. Yani verasetle bir alakası yoktur. Balkanlardaki fetihlerin durması. Bu da yine fetih politikasıyla alakalıdır. Ya da yine siyasi politikayla alakalıdır. Veraset sistemiyle bir bağlantısı yoktur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Eğer deseydik Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan durumlardan hangileri doğrudur? Evet, hepsini alabilirdik. Hepsi Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanmıştır. Lakin sevgili arkadaşlar, şehzadeler arasındaki taht kavgaları veraset sistemiyle alakalıdır. Diğerleri ise veraset sistemiyle alakalı değildir. Haberiniz olsun. 9. soruyla devam edelim. Buna göre gibi nedenlerden hangisi kuşatmaları olumsuz etkilemiştir? İstanbul Yıldırım Beyazıt tarafından 2 kez kuşatılmış fakat çeşitli nedenlerden dolayı bu fetih gerçekleşmemiştir diyor. Bunun sebebini soruyor. Arkadaşlar ağır hava koşulları. Hayır, aslında Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşattığında gayet iklime göre ayarlama yapıyor ve tam olarak doğru tarihte bir fetih düzenliyor. Yani hava koşulları olumsuz olduğu için olan bir şey değildir. Bunu çok çok ileriki zamanlarda göreceğiz. Ta Kanuni zamanının, örnek veriyorum, Viyana kuşatmasında hava koşulları etkili. Ama İstanbul'un kuşatmasında böyle bir şey etkili değildir. Haberiniz olsun. Haçlı ordusunun Nibolu yakınlarına gelmiş olması. Evet, bu bir etkidir. Niye? Çünkü burada İstanbul var arkadaşlar. Biz direkt gelip burada alacağız İstanbul'u. Ama örnek veriyorum, Haçlılar burada, burada, burada. Yani adeta böyle bize bir göz korkusu, gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bu da istersemiz olumsuz etkiliyor. Çünkü biz saldırdığımızda bunların da bize saldırma riski var. Ya da örnek veriyorum, direkt İstanbul'a destek verip bizim İstanbul fethini güçleme, yani daha zor gerçekleştirmemize sebep olabiliyor. O yüzden bu fethin gerçekleşmemesinde önemli bir etkendir. Erzak ve malzeme yetersiz. Hayır arkadaşlar, bunun da etkisi yoktur. Çünkü yine diyorum, Yıldırım Beyazıt çok planlı bir adamdır. Gerek tarih anlamında, yani iklim koşulları olsun, gerek de ordunun ihtiyacı olan erzak, malzeme, mühimmat anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamamıştır. Ondan kaynaklı bir durum değildir yani. Yaklaşan Timur tehlikesi. Evet arkadaşlar, bunu da kesinlikle almamız gerekiyor. Bakın, bu çok çok önemli bir konudur. İki tane Türk lider karşı karşıya gelmiştir. Ve biz bu savaşa az önce de anlattığım gibi Ankara Savaşı diyoruz. Timur'la Yıldırım arasında esirleri verme vermeme muhabbetinden tutun da aradaki işte mektupların hakaret boyutuna gitmesi ve ikisinin de Türk devletlerinin liderleri olma isteğinden kaynaklı, bunlar Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmişlerdir. Ve Timur'un ezici bir üstünlüğüyle genellikle savaşı Timur kazanmıştır. Bunun sonucu zaten Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüştür ve artık Osmanlı Devleti fetret devrine girmiştir. Çünkü artık hükümdarları yok. Onun yerine işte fetret devrinde de Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Musa Çelebi, İsa Çelebi gibi savaş haline girmişlerdir. Ve bunun sonucunda da en son kazanan Çelebi Mehmet olmuştur. Fetret devrini sonlandırmıştır. Bu yüzden de Çelebi Mehmet'e Osmanlı'nın ikinci kurucusu denilmiştir. Haberiniz olsun. Bu bilgileri de unutmuyorsunuz. Çünkü ilerleyen konularda karşımıza çıkacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Bafeus, Koynisar Savaşı Osman'a bir hanedan kurucu karizması kazandırmıştır. Kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Dolayısıyla 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz. Sözleriyle Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun tarihini Koynisar Savaşı'nın kazanılmasına bağlayan tarihçinin adı. Arkadaşlar ne yapın edin, bu adamı çok iyi bir şekilde araştırın ve asla unutmayın. Halil İnalcık. Tarihin kutbu olarak da bilinir. Yani şu an günümüzde bildiğimiz İlber Ortaylı'nın vesaire ya da diğer en ünlü tarihçilerin bile çok büyük saygı duyduğu bir adamdır. Gerçekten araştırmanızı tavsiye ederim. Türk tarihine ya da bizim tarihimize çok fazla şey katmıştır. Koynisar Savaşı'nın Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıl olarak söyleyen kişi, yani normalde 1302 tarihidir. Ama 1299 Koynisar Savaşı'nın kazanılmasının kurulduğu yıl olarak söyleyen ve bu tezi ortaya atan kişi Halil İnalcık'tır. Haberiniz olsun. Bilgi sorusudur, bilin. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine yönelik bir politika izlediğini gösterir diyor arkadaşlar. Yerel halka zorlayıcı ve baskıcı bir yönetim anlayışının olmaması.
inançlarına ve geleneklerine saygılı davranması, istimalat politikasının benimsenmesi. Şimdi bunları veriyor ve diyor ki hangisine yönelik bir politika? Batı'yı örnek almasın. Hayır arkadaşlar. Batı'da zaten istimalat yani hoşgörü politikası o zamanlar çok fazla yok. Onlar birazcık daha böyle barbar şeklinde ilerliyorlar. Ya da inançlara ve geleneklere aşırı saygılı davranmıyorlar. Öyle olsaydı zaten sürekli Haçlı ordular toplayıp Müslümanlara saldırmazlardı. Türk beylerinin desteğinin alması. Hayır arkadaşlar, zaten Türk beylerin hepsi Müslüman. O yüzden zaten onun inançlarına ve geleneklerine saygılı davranmak zorunda. Ya da orada hoşgörü politikasına gerek yok. Ya da yerel halka zorlayıcı bir baskı anlayışının olmasına gerek yok. Bunların hepsi zaten var olan şeylerdir. Ama özellikle bu politikayı benimsemesinin başka bir amacı var. İslamiyet'i geniş bölgelere yaymak istemesi arkadaşlar. Bakın bu en iyi çeldiricidir. Ama burada şöyle bir çeldirici vardır. Bize deseydi ki İslamiyet'i Müslüman olmayan bölgelere yaymak istemesi deseydi kesinlikle alırdık. Çünkü bunların hepsi dikkat edin gayrimüslimlere yönelik. Onun inancına saygı duyuyorum, geleneğine saygı duyuyorum. Ona hoşgörülü bir şekilde davranıyorum. Ya da onların gelenek göreneklerine uygun bir şekilde davranıp zorla baskıcı bir şekilde yani geleneklerini, göreneklerini değiştirmiyorum. Bunların hepsi yine diyorum gayrimüslimlere yöneliktir. Eğer ki bize C şıkkında deseydi ki gayrimüslimlerin olduğu yere ya da İslamiyet'i Hristiyanların, Yahudilerin olduğu yere yaymak istemesi deseydi alırdık. Ama geniş bölgelerin içinde örnek veriyorum Müslüman olan yerler de var. Şöyle düşünün Osmanlı'nın Karamanoğulları Beyliği'nden alması. Tamam da zaten Karamanoğulları Beyliği'nden toprağı aldı diyelim. Böyle bir politika izlemesine gerek yok. Zaten Karamanoğulları Türk olduğu için zaten hoşgörülü davranmak zorunda. Zaten onlar da Müslüman. Zaten geleneklerimiz tıpatıp aynısı. Zaten yerel halk bizim kendi vatandaşımız, kendi halkımız. Anladınız mı? Bunun için böyle bir politikaya gerek yok. Bu politika yine diyorum gayrimüslimleri ikna etmek için, onlarla barış içinde yaşamak için ya da kendi tarafımıza çekmek için yapılan hamledir, haberiniz olsun. Balkanlarda kalıcı olarak, evet sorumuzun cevabı bu. Çünkü biliyorsunuz Balkanlarda genellikle gayrimüslimler yaşıyor. Rumeli'nin fethinde olsun ya da Balkanlarda olsun. Biz genellikle hep bunları yapıyoruz. İskan politikası, istimalat politikası, oradaki halka iyi davranma, hoşgörülü davranma hepsi bununla alakalıdır. Zaten hatırlarsanız arkadaşlar üstteki soruların hepsinde iskan politikasından bahsettik. Ve iskan politikasının, bakın burada da Rumeli diye belirtiyor, genellikle Balkanların fethi için kullanıldığını unutmayın. Merkezici yapının güçlendirmek istemesi. Hayır arkadaşlar, yani bunu da net bir şekilde ulaşamayız. Ama bu üç tanesinin ortak bir şekilde aldığı budur. Burada deseydi ki taht kavgalarının önlenmesi. Evet o zaman merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek isterdi. Ama ısrarla diyorum, kapsamlı bir şekilde anlattım. Güçlü çeldirici olan C şıkkıdır. Belki D'ye de düşebilirsiniz. Ama bunun asıl sebebi Balkanlarda kalıcı olmak istememizden kaynaklıdır. Haberiniz olsun. 12. soru arkadaşlar, bu da net bir bilgi sorusudur ama yine de ekledim. Eğer ki ben hiçbir şekilde işimi şansa bırakmak istemiyorum, garanti bir şekilde çözmek istiyorum diyorsanız o yüzden bunu da bilin. Osmanlı kuruluşu ile ilgili gaza tezine dayandıran kişinin adı arkadaşlar Paul Wittek'tir, haberiniz olsun. Bu da yine diyorum Halil İnalcık gibi bilmeniz gereken bir kişidir. Gaza gördüğünüzde Paul Wittek'i yapıştırın. Ayrıca Koyunhisar Savaşı gördüğünüzde de Halil İnalcık yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Arkadaşlar elimden geldiğince 12 tane soru çözdüm ama hem şimdiki konuları hem gelecek konuları hem Ankara Savaşı'nı ya da hem buradaki savaşları çok kapsamlı bir şekilde açıklamaya çalıştım. İnşallah katkısı olmuştur. Sizden ricam videoları arkadaşlarınıza önerin. Kanalıma abone olun. Benim için gerçekten çok önemli bunlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.